Akrabamızın dedi düğünü var. Demek ki bir restoranda falan şey yapılacak. Böyle hanımların yediği yerde falan içki yok ama dedi biz gidebilir miyiz falan. Şimdi akrabadır netice itibariyle kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki aslında altyapımız uygun olmuş olsa öyle bir restoranda zaten bu akraba çağırmaz oraya. Bunlar Müslüman içki içmez çağırmaz oraya. Efendim akraba canım işte senede ömründe bir defa olacak falan. Anadolu'da da var bu. Bakıyorsun beş vakit namazını kılıyor. Hacca gitmiş gelmiş hacı efendi. Ömründe bir defa kasa kasa içkiler geliyor. Delikanlı sarhoş sarhoş da şey, çalgılar şeyler falan. Ondan sonra da Müslümanlığı da sana bana bırakmasa onların hepsi gırla gidiyor. Neymiş ömründe bir defa olacak. Ya bu ömründe bir defa adam da kafir olur o zaman. O anda da ecel gelir kafir olur. Cehenneme gider. Sonsuz cehennemde kalır. Allah saklasın ya. Onun öyle şey. O zaman Allah-u Teala'nın bildirdiği emirler ne kıymeti kalır. Ha bugün hani bakacaksın eğer şey yapırsa çok yakın bir akrabaysa kenarda diyelim ki bunlara içki verilmiyorsa kenarda bunlar şey yaparlar tebrik ederler fazla şey yapmadan kalkarlar giderler. Bizi öyle bir düğüne davet etmişlerdi. Açık gittik. Sanki benim işim gücüm yok 3-4 saat orada bekleyeceğim. Neme gerek benim öyle? Acayip garip şeyler yapıyorlar böyle. Düğünler falan da yapıyorlar. Kafam almıyor bir türlü. Tabii dinleyiciler görmüyor da Mustafa Bey de gözümün içine bakıyor. Hocam diyor siz yaşlandınız. Onun için diyor bugün ayak uyduramıyorsunuz. Doğru yaşlandım ayak uyduramıyorum. Yok ben siz nereye gittiniz onu merak ettim. Deniz kenarı bir yerdi. Ya o kadar insan toplanmış. Dangır dangır dangır. Kocaman kocaman hoparlörde koyuyorlar ya. Dangır 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 dangır. Düğün sahibine şey yapıyor mu? Yok yok. Nihayet bilen arkadaş vardı gitti takır takır hepsini kapattı geldi. Çalıyordu kimse bir şey demiyor. Kapatıldı gene kimse bir şey demiyor. Ya dedim ne biçim insanlar bunlar uyuşuk mu? Bunlar eroin mi alıyor? Esrar mı oluyor? Dedim hiç mi rahatsız olmuyor bunlar? Kulağının dibinde dangır 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 dangır. Bir de yüksek ses yani ondan insan rahatsız olur normalde. Hayır çalarken itirazı yok. Kapatıldı gene itirazı yok. Ya kulakları sağır bunların duymuyorlar. Onun için ikisi de geldiği zaman şey yapmıyorlar, rahatsız olmuyorlar falan. E bakıyorsun mesela zahirinde Müslüman alametleri var falan. E yemek geliyor falan. Yemek bir tane bir şey geliyor. Dın 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 kalıyor kalıyor kalıyor. Bir saat sonra bir tane geliyor. Ya arkadaş getireceksen bunu getir yiyelim kalkalım gidelim yani. İşimiz var. Bizim işimiz gücümüz var. Yani o yemek masasından. Yani düğün adı düğün. Efendim işte bunun adeti böyleymiş. Adeti kurusun. Parayı sen vermiyor musun arkadaş? Arkadaş çorbasını iyi yemeğini hemen yarım saat içerisinde takır takır dağıtacaksın gideceksin. Yoksa ne para ne de müşteri var. Hadi gidiyoruz. Bitti. O bana uyusun. Ben niye ona uyuyayım ki? Adam oraya gidiyor çal kuruyor bilmem ne kuruyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Dolayısıyla onları biz kendimiz ayarlarız. O bizim rotamıza girsin. Biz onun rotasına değil. Bizim bir zamanlar hatırlarsın mesela. Ya siz nerede hatırlayacaksınız sizin kuşak? Herhangi bir otelde bir namaz kılacağım falan diyemezsin. Hele öyle lüks otelde falan yok. Böyle bir iftar programı veremezsin. Allah rahmet eylesin o Turgut Özal soktu iftarı. Şimdi oruç tutmayanlar da iftar verdiriyorlar artık. Oruç tutmadılar diye iftar veriyorlar falan. Şimdi bakıyorsun o lüks otellerde bile odanın birisini boşaltıyorlar. Orada sergiler seriliyor falan. Eğer bir mescit yapıyorlar. Nereden nereye? Rahmetli Özal işte o şeylerde petrollerde mescit şartını koydu. Eskiden neredeydi öyle? Orada bir dinlenme tesislerinde. Dinlenme tesislerinde. Evet. Petrol ofisinde eğer oradaki yaşlı amca namaz kılıyorsa onun bir tahtası vardır. Onda şey yapıyordun. Şimdi elhamdülillah yani onların hepsi gerçekten. Neymiş? Benzin istasyonu diyelim hocam. Ha, benzin marka istasyonu. Marka vermeyelim. Tamam, vermeyelim. Benzin istasyonu diyelim. Dolayısıyla hani böyle düğünlere hatır için değil. Sadece fitne çıkarmak için gidilir. Ondan sonra tebrik edilir evet. Ve çekilir gidilir. Fazla uzatılmaz. Peki efendim ikinci bölümde devam edelim.